Caner merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. İyiyim ben de. Sonunda yapabiliyoruz videoyu. Evet, sonunda gerçekten teknoloji bizim karşımızda olsa da bir şekilde becerdik, inandık. Çok mutlu oldum ben Evet. de. Ben de çok memnun oldum. O zaman hemen takipçilerimiz aslında Instagram'dan sen de ben de yayınımızı yaklaşık bir 10 gün önce duyurmuştuk. Onlardan da bir sürü soru topladık birbirimize sormak için. Aynı Evet. şekilde sen de. Merakla bekliyorum ben de senin sorularını. Aynen, ben de senin için sorular aldım. Tabii o soruları süzgeçten geçirdim. Belirli bir zamanımız olduğu için bazı sorular da birbirini tekrar ediyor. Ben soruları harmanladım. En güzel şekilde sana sormaya çalışacağım. O yüzden şimdiden arkadaşlara söyleyeyim. Hani kimileri kendi sorularını göremeyebilir. Çünkü bazı sorular birbirine çok benziyordu. Ben onları birleştirdim. Aynı şekilde benim de öyle. Zaten tahmin edersin ki belirli sorular özellikle en çok merak edilen sorular ve sana da aynı sorulardan gerçekten onlarca kez geldi. Ben de doğal olarak bazılarını kestim. O yüzden bizi izleyecek olanlar da lütfen anlayışla karşılasınlar. O zaman geçelim Süper. mi soru cevaba? Hadi geçelim sorulara. Tamam, anlaştık. O zaman ilk soruyu ben soruyorum. Tamam, sor. Tamam, anlaştık. Hemen bakıyorum. Şimdi ilk biliyorsunuz Instagram'da tabii ki özellikle seni de eminim ki böyle hevesle takip ediyorlar ve çok merak ediyorlardır. Öncelikle pilot olmak isteyen henüz lisedeki gençlere ne tavsiye edersin? Lisedeki gençler çok merak ediyorlar. Özellikle ben paylaşınca 777 pilotu diye duyunca çok heyecanlandılar. O yüzden bu soruyla başlayalım. Benim her zaman söylediğim şey, pilot olmak öğrenilir ama öğrenilmesi en zor olan şey dil. O yüzden daha lisedeki arkadaşlara önerebileceğim en önemli şey İngilizcelerini geliştirmeleri. Aslında teknik anlamda çok dolu ve çok bilgili olabilirler ama günün sonunda eğer lisenin sonuna kadar ve üniversiteye geçtikten sonra kendinizi dil konusunda geliştiremezseniz İleride çok büyük sıkıntı çekersiniz bunu öğrenmek için. Benim kendi arkadaşlarım vardı. Akademide bütün mülakatları geçtiler ama dil belgesi bizim zamanımızda ilk başta değil de sona kadar erteleyebiliyordun. Senin zamanında bilmiyordum. Bunu geçemedikleri için devam edemediler. O yüzden dil öğrenilmesi uzun ve zorlu bir süreç. Bu yüzden dil eğitimine odaklanmalarını tavsiye ederim liseden itibaren. Bu bence en önemli şey. Geri kalan kısım hazırlık aşamaları olsun, pilotaj mülakatları olsun. Bunlar sonradan zamanla öğrenilen şeyler oluyor zaten. Teşekkür ederim. İlk sorumu sormuş oldum. Sen ne diyorsun? Katılıyor musun? Senin eklemek istediğin soru var mı? Sen de güncel olarak zaten bu yollardan geçtiğin için senin de fikrin önemli. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle Instagram'dan işte görüyorsunuz sen de bazen böyle işte soru cevap yapıyoruz. Gençler özellikle çok takip ediyor. Dil konusu dediğim gibi teknik bir şekilde öğrenilir, çalışmakla öğrenilir, kitaplar var. Ancak dil konusu gerçekten zaman alan bir süreç. O yüzden sana %100 katılıyorum ben de. Süper. O zaman ben sana soruma geçiyorum. Tamam, bekliyorum. Sorulan soruların en önemlisi arkadaşlar üniversitede okuduğu bölümlerin Türk Hava Yolları veya diğer uçuş akademilerine olan etkisini merak ediyor. Mesela şöyle bir soru gelmiş. Akademiye girebilmek için okuduğumuz bölümün bir önemi var mı? Anladım. Tamam. Evet, aslında tahmin ediyorum gerçekten bana da bu soru çok geliyor. Şöyle ki zaten sen de biliyorsun sen benden çok daha önce mezun oldun akademiden. Yıllar önce sadece mühendisleri kabul ediyormuş akademiler. Ondan dolayı zannediyorum ki artık böyle insanların aklında hep bir mühendis olsam daha bir avantajlı olur muyum sorusu oluyor. Ancak özellikle son yıllarda mühendis olma şartı kaldırıldı. Yaklaşık 6-7 senedir bu şart yok. Buna rağmen kriterlerde mühendislik olmamasına rağmen tabii yine arkadaşların kafasında hep şu soru oluyor. Acaba mühendisler mülakatlarda daha mı avantajlı konuma geçiyor? Hayır, böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle düşünüyorum. Eğer bir şirket yetiştirilmek üzere pilot alımı ilanında zaten mühendisi şart koşmuyorsa demek ki o şirketin zaten böyle bir koşulu yok demektir açık açık. Bizim filomuzda da senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama benim zamanımda da ki pandemiden dolayı çok uzun bir zaman aldı. Bir sürü filo ile karşılaştık. Sözel bölüm, eşit ağırlık bölüm, sayısal bölüm, bölüm hiç fark etmez size. Bütün bölümlerden arkadaşlarımız vardı. O yüzden herhangi bir bölüm fark etmeksizin herkes başvurabiliyor akademilere.
Bizim bölümümüz tabii ben biraz eski olduğum için dinozorlaşıyoruz Evet. artık biz. Benden önceki senin dediğin aslında benden öncekiler için geçerli. Benden önce akademiye girenlerde dediğim gibi mühendislikti. Benim zamanımda tüm 4 yıllık bölümler başvuramıyordu. Başvuru sırasında belirli fakültelerin isimleri vardı. Yani mühendislik fakülteleri, havacılık, elektrik, elektronik, uçak, gövde, motor ve işletme, iktisat gibi bölümler de vardı bunun içinde. Benim bölümümde mesela benim kendi akademi sınıfımda neredeyse %80, %85'imiz mühendis kökenliydi. Geriye kalan da işletme iktisat fakültelerinden arkadaşlarım vardı. Ama ben de senin dediğine sonuna kadar katılıyorum. Önemli olan ne bölümü okuduğundan ziyade kendini havacılık alanında ne kadar geliştirdiğin. Sen turizm de okuyabilirsin ama kendin havacılığa olan ilgini profesyonel düzeye taşıyabilecek şekilde ve bunu karşına aktarabilecek şekilde çalışmalarını yaparsan girmemek için bir sebep yok. Ben de o yüzden sana sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman hemen sıradaki soruyu soruyorum. Tamam. Evet, şimdi aslında bu esprili arkadaşımız sormuş soruyu. Diyor ki, hep pilotluğun iyi yanlarından bahsediliyor diyor. Instagram'da, YouTube'da sürekli hep pilotlar çok mutlu, herkes pilotluğu övüyor, havacılığı övüyor, herkes tutkudur, aşktır diyor da bu pilotluğun hiç mi kötü yönü yok diyorlar. Var, olmaz olur mu? Ne ol ya benim kendi açımdan var ama sonuç olarak iyi veya kötü bireyden bireye değişebilecek bir şey. Şimdi benim kendi sıkıntılarımı dile getirdiğim zaman bu başkasına uygun olmayabilir. Ama ben kendi açımdan söyleyecek olursam ve genelliğe vuracak olursam ilk önce benim pilotlukta 8. senem. Benim için mesela sıkıntılı yön dediğim aile yaşantısı biraz sıkıntı. Yani eğer siz dediğim gibi sürekli evde durayım, işte sevdiklerimle beraber vakit geçireyim, işte çocuğum oldu mu onun büyüdüğünü sürekli takip edeyim diye bir yapıdaysanız pilotluk size göre olmayabilir. Yeri geliyor 15 gün, 16 gün evde olmadığımız zamanlar oluyor. Eğer karşılıklı olarak ilişkiler bunu kabul ederek bu temele dayanmıyorsa ilişkiler gerçek anlamda yıpranabiliyor. Onun dışında ilişki işte ne bileyim aile kurmanın dışında benim için en zorlayıcı şeylerden biri gece uçuşları. Gece uçuşları gerçekten zor. Hani ne kadar olursa olsun gerekse Türk Hava Yolları'nda gerek şimdi Emirates'te gece olarak uçtuğum zamanları hatırlıyorum. Hani alışılmıyor. Yani ne kadar olursa olsun insanın fizyolojisinden dolayı gece uçuşlarına ben bir türlü alışamadım. Ve bu gece uçuşları ile birlikte düzensiz hayat tarzı da tabii ki üçüncü bir etken olarak göz önüne çıkıyor. Düzensiz hayattan kastım şu. Hani bir vardiyalı düzende çalışırsanız bir hafta gündüz bir hafta gece gidersiniz. Kendi bir şekilde vücudunuz buna alışıyor. Ama bizim iş öyle olmuyor. Bir gün doğuya gidiyorsun, bir gün batıya gidebiliyorsun. İşte uzun uçuyorsun. Arada jet lag oluyorsun. Dediğim gibi 2 gün evde bir gün uçuşta oluyorsunuz. Bazen kısa bazen uzun oluyor. Hani öyle olduğu için böyle günün, sirkadyen ritmin tamamen değişebiliyor. Tabii bu da öteki zorluğu olarak göze çarpıyor. Ve dördüncüsü de sosyal hayat. Hani gerçek anlamda arkadaşlarınızla bir plan yapmak çok zor oluyor. Hele havacı ve çevrenizdeki bütün arkadaşlarınız pilotsa yani denk getirmek imkansız gibi bir şey oluyor herkes uçuşa başladıktan sonra. Veya normal hani havacı olmayan arkadaşlarınızla bir araya gelmek istediğinizde bu sefer de şu sıkıntı oluyor. Onlar sürekli müsait olduğu zamanlarda sen uçuyorsun. Onların işe gittiği zamanlarda sen atıyorum çarşamba günü gündüz boş olabiliyorsun. Böylece denk getirmek çok zor oluyor. Bazen 2 ay, 3 ay arkadaşlarımla görüşemediğim oluyor. Anca böyle Zoom'dan veya internet ortamından WhatsApp'tan konuşarak iletişim kurabiliyoruz. Bunlar benim gözüme çarpan en etkili, yani nasıl diyeyim sana, en zorlu koşulları pilot olmanın. Aslında çok güzel noktalara parmak bastın hep. Çünkü sadece zorluk olarak değil, özellikle insanların merak ettiği şeylerdi bunlar işte. Aile yaşantısı nasıl oluyor, arkadaşlarımla nasıl görüşeceğim vesaire gibi. Aslında böyle genel olarak merak edilen her şeyi tek soruda cevaplamış oldun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sana başka bir soru soracağım. Bu soruyu çok hızlı cevap vereceğini düşünüyorum. Ben de bu Eyvah. sorulardan çok alıyorum. Sağlık sorunları. Ha. Habire aldığım sorunların başında bunlar geliyor. Örnek, burun ameliyatı olmak pilotluğa engel olur mu? Böbrek taşı pilotluğa engel diyorlar. Bu doğru mu? Daha önce psikiyatriste gittim bir kere. Bu benim sağlık kaydımda çıkar mı? Psikoloğa gittim bir sıkıntı olur mu? Ben bütün soruları genel olarak özetledim. Bu tarz sorulara nasıl cevap verirsin?
Teşekkür ederim. Aslında işte birbirimizin halinden, dilinden anladığımız gerçekten çok bariz. Çünkü tahmin ettiğin üzere sayısız derecede sağlıkla ilgili soru geliyor. Ancak ben bu sağlıkla alakalı sorulara izninle cevap vermek istemiyorum. Arkadaşları çok daha bilgili, çok daha doğru olacak bir yere yönlendirmek istiyorum. Şöyle ki şimdi her hastalığın aslında kendi içerisinde farklı durumları olabilir. İşte her göz hastalığı aynı değil veya psikiyatri anlamında, psikolog anlamında böbrek taşı bile neden dolayı kaynaklanıyor, bunun sebebi ne, o kişideki etkileri neler, bunlar bizim eğitimini aldığımız şeyler değil. Biz evet pilotluk eğitimi aldık ancak sağlık eğitimi doktor değiliz. Bu nedenle zaten havacılık doktorları var. Bu yüzden ben böyle sağlık sorularına hiçbir zaman cevap vermiyorum. Sivil havacılığın sitesine girip gerekli kuralları, gerekli kriterleri orada da görebilirler. Bunun haricinde bunun için havacılık hastaneleri ve havacılık doktorları var. Bu işin uzmanları onlar. O yüzden detaylı olarak onlarla iletişime geçmeleri benim açımdan daha doğru gözüküyor. Bilmiyorum sen ne dersin? O yüzden ben bunlara cevap vermek istemem. Sonuna kadar katılıyorum. Kaldı ki doktorlar bile kendi uzmanlık alanlarına göre sorulara cevap verebiliyor. Bunun için en etkili yöntem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sitesine girip birinci sınıf sağlık sertifikası vermeye yetkili hastanelerin listelerini bulup bu hastaneleri sırayla arayabilirler. Eğer kendi şehirlerinde bu hastaneler varsa birebir de gidebilirler. Çok merak ediyorlarsa ben her zaman bunu söylüyorum. Tamam, biraz pahalı bir yöntem olabilir. Kendine güvenmek test edebilirsin. Gidip yani pilot olmak zorunda değilsin. Birinci sınıf sağlık sertifikası, Class 1 medical alabilmek için herhangi bir pilot olmana gerek yok. Hastaneye gidip başvurduğunda alıp alamayacağını öğrenebilirsin. Veya başvurmadan önce direkt gidip sorabilirsiniz. Burada en doğru cevabı bu şekilde alabilirler. Çünkü dediğin gibi biz bu işin uzmanı değiliz. Sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ederim. Evet, diğer soru geliyor o zaman. Hemen bakalım. Evet, aslında bunu ben de merak ediyorum Caner. Uçuşlarda başınıza gelmiş en ilginç olay nedir? Valla bu soruyu düşünmem lazım. Bunu sonradan cevaplasam olur mu? Bu soruyu pas geçeyim. Şimdi düşüneyim bir yandan Tamam. da konuşurken. Tamam, anlaştık. Uçuşlar Öyle yapalım. başına... Aynen, şimdi biraz düşüneyim. Tamam, ben diğer soruya Ya. geçeyim. Bu en sona kalsın. Tamam. Süper. Ama Tamam. unutmayalım. Tamam, unutmayalım, evet. Şimdi o zaman diğer soru. Evet, şimdi bu soru da eminim sana çok geliyordur Caner. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra en çok etkilenen sektör havacılık oldu malum. Bu yüzden de gerek pilotaj okuyan öğrenciler, gerek pilot olmak isteyenler, hatta pilotlar bile havacılığın geleceği konusunda çok endişeli. Özellikle pilotluğun geleceği konusunda. Tabii ben bu sorunun gelmesini sadece pandemiye de bağlamıyorum. Aynı zamanda gelişen teknoloji sebebiyle çoğu insan da şöyle düşünüyor. Gelecekte pilotlara ihtiyaç kalmayacak. İşte sadece otopilot uçuracak veya işte aynı Tesla'nın arabaları gibi uçaklar kendi uçacak gibi. Sanıyorum ki bu etmenlerin tamamı herkesin kafasında bir soru işareti yaratıyor. Sen ne düşünüyorsun pilotluğun geleceği hakkında? Çok güzel soru sordun. Bunu ben kendim de hani akademik anlamda, bilimsel anlamda makaleler okuyarak kendi harmanladığım şeyi, benim kendi tahminimi söyleyebilirim. Öncelikle havacılık küresel bir iş. Küresel bir işi uluslararası standartlarda kabul ettirebilmek çok 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 zor ve uzun bir süreç. Bu yüzden mesela hala uçaklarda çok eski sertifikasyonlu sistemleri kullanıyoruz. Mesela uçakların update'lerinde hala disketler kullanılıyor. Hani disketlerin mesela kaç yıl önce hayatımızdan kalktığını bir düşünürsek hala disketler. Hani şu anda 20-25 yaşlarındaki kişiler disketine bile diyebilir. Öyle olduğu için ben şunu düşünüyorum. Tek pilotlu yani tek pilotluya sertifiye uçuşların gerçekleşebilmesi çok yakın sürede benim gözüme gerçekçi gelmiyor. Testlerin başlaması demek bu uçuşların olacağı anlamına gelmiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Sizin A şey ülkesinden B ülkesine gidebilmeniz için yolda geçtiğiniz C, D, E, F ülkelerinin de onayı olması gerekiyor. Bu noktada eğer bir ülke derse ki ben iki pilotlu uçuş yani tek pilotlu uçağa ülkemden uçmasına izin vermiyorum. Siz istediğiniz kadar kendi ülkenizde bunun çalışmalarını yapsanız da bunu kabul ettiremezsiniz. O yüzden küresel bir iş birliğiyle birlikte bunların hepsinin bir aşamada kabul olması gerekiyor. Ve tek pilotluğa geçişte
Çok ciddi engeller olacak. Örnek vermek gerekirse pilotluk sendikaları. Tamam, bazı yerlerde, bazı ülkelerde sendikalar yok ama ne bileyim Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Kanada, Avustralya bu tarz yerlerde sendikalar çok güçlü. O yüzden bir karar alınırken pilotların geleceğini ilgilendiren kararlarda şirketler veya ülkeler ben yaptım oldu diyemiyor. Ve bunun başka şeyleri de var. Nasıl diyeyim size? Daha farklı boyutları da var. Emniyeti olan etkisinin araştırılması için gerekli olan verinin toplanması bile başlı başına bir iş. Binlerce uçuş, yüz binlerce uçuştan gelen verilerin incelenmesi gerekiyor. O yüzden hani 3 ay test, 5 ay test aşaması sağlıklı sonuçlar üretmeyecek. Bunların uzun yıllar boyunca elde edilen verilerin değerlendirilmesi gerekecek. Olursa bile ilk başta uzun uçuşlarda 4 pilot yerine 2 pilot, daha sonra kargo uçuşlarında en son olarak yolcu uçaklarında bunu uygulamaya geçmesi gerekiyor. O yüzden dar gövde uçaklarda hani İzmir, Ankara ya da ne bileyim İstanbul, Avrupa uçuşlarında bunun uygulanması benim gözümde çok uzun yıllar gerektiren bir işlem olarak düşünüyorum. Yani uzun yakın vadede gelecekte hani bunun gerçekleşebileceğine ihtimal vermiyorum küresel çapta. Hani bir tane deneme uçuşu gerçekleşebilir ama bunun bütün dünya çapında küresel standart olması için çok uzun yollar olduğunu düşünüyorum önümüzde. Evet, aslında çok güzel açıkladın Caner. Ben de otomobil sektöründen geldiğim için ve otomotivle alakalı çok büyük bir merakım olduğu için aslında uçaklar otomobillere göre çok daha sofistike araçlar ve hani keza otomobillerde bile bu otonom sürüş geliştirilirken aslında insanlar bunun şu anki halini biliyorlar ama çok uzun yıllar önce aslında ilk denemeleri yapıldı bunun da ve keza hala görüyorsunuz işte sen de videolarını falan hala Tesla şuraya çarptı, Tesla buraya çarptı gibisinden haberler haber değeri buluyor. Çünkü hala insanlar gözünü kapatıp da buna güvenip de gidemiyorlar ki insan içinde 300-500 yolcu olan uçakları düşünürsek bence de çok uzun bir zaman alacaktır diye düşünüyorum. Zaten ben insansız yolcu uçaklarına hiç girmedim bile. Hani ben sadece sayısı azaltılmış, pilotlu sayısı azaltılmış uçuşlardan bahsettim. İnsansız uçuşların bu sefer de yolcu gözünden psikolojik etkisinin değerlendirmesi lazım. Hani bizim toplumumuzda bile dünyaya baktığında pervaneli ya da ne bileyim turboprop motorlara bile eski gözüyle bakıldığı zaman hani kalkıp da uçağa pilotun içinde olmadığı uçağa kaç kişi ikna edebilirsin? Hani olay sadece teknoloji değil. Tek pilotu indirmek biraz da koalisyona bağlı ama sen içine yolcu bulamadıktan sonra kimse bunu tercih etmez. Yani o yüzden insanın davranışları teknolojiye yatkınlığın da çok olması gerekiyor. O yüzden %100 haklısın. Çok uzun vade olarak düşünebiliriz. Yani benim nesil, senin nesil, gelecek nesiller bile hala insanlı ticari uçuşlara gözüm kapalı. Yani ben olur derim. Anlaştık. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu bizim açımızdan da. Evet, benim sorum güzel bir soru. Aslında bunu sormak güzel. Çünkü ben hiç denk gelmedim. Bir arkadaşım yazmış. Pilotluk için eşarp problem olur mu? Herhalde Eşarp. eşarp veya eşarp türban herhalde öyle bir şey sormak istedi. Ben soruyu direkt aldım. Hani benim akademi zamanımda çok 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 maalesef kadın pilot sayısında az olduğu için az kadın sayısını ve bunun yanında eşarp kullanan veya türban kullanan bir pilot adayı ben görmedim. Peki bunun kural olarak bir şey var mı? Ne diyorsun bu konu hakkında? Aslında hani bunu bana böyle direkt birisi sorsaydı durduk yere cevabım şey olurdu hani neden olsun ki? Hani problem olur mu diyor ya hani neden olsun ki derdim. Çünkü hani gerçekten hiçbir şeyi yok. Şöyle bence bunun sorulmasının nedeni tam olarak senin bahsettiğin şey olabilir. Hala ne yazık ki filolarda tek tük kadın pilot adayları var. Bir tane, iki tane hani en çok olan filoda bile maksimum 4 tane bu 24 kişinin arasında. Doğal olarak şimdi kadın sayısı çok az olduğu için de onların arasından da hani türbanlıları düşündüğün zaman sayı oldukça azalıyor. Belki bu nedenle çok fazla görünmüyor olabilir. Ancak şu anda benim çalıştığım şirkette de ben görmedim bizzat ancak benim üst filolarımda türbanlı bir pilot adayı vardı ve bildiğim kadarıyla şu an kendisi EFO.
Güzel, gayet iyi. Zaten yıl olmuş kaç, yani 2022'deyiz, hala insanların giyim kuşam tarzını herkes istediği şekilde yapabilmeli, ifade edebilmeli. Artık yani bunları tartışma konusu olmaktan bile çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Ama çok güzel açıkladın. İnşallah kadın pilotları daha fazla görürüz ki meslek hayatında, hani o zaman net bir cevap veririz. Çünkü benim de ilgimi çekti bu soru. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığım için sana sormak istedim. Sen de güzel bir örnek verdin. Demek ki olabiliyormuş yani. Evet, Eğer bu iyi ki de arkadaş bunun sormuşlar. merakından, aynen, belki kendisi bu tarz, hani eşarp kullanıyordur veya türban kullanıyordur veya ne, bunu kullanıyorsa en azından pilot olmanın önünde bir engel olmadığını öğrenmiş oldu. Evet, iyi ki de sen de seçmişsin o soruyu. Böyle de bir açıklama yapmaya da şansımız oldu bizim. Süper. Evet, o zaman eminim ki senin de bütün uçuş hayatın boyunca duyduğun, bizim de sürekli tartıştığımız böyle Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Real Madrid mi, Barcelona mı, BMW mi, Mercedes mi, Boeing mi, Boeing mi, Airbus mu? Airbus mı? Evet. Tahmin ettim. Evet, buyurun sizdeyiz. Ya bu soru, şimdi bende Boeing var, sende Boeing var. Hani bu soruya girip de bir Boeing pilotu olarak cevap versen, tabii ki bilmediğim uçak hakkında yorum yapmak gerçekçi değil. Şimdi işin magazinsel kısmına girmek istemiyorum. Ben bir tercih aşamasında bulunamadım. Bunu kendi YouTube sayfamda da soru cevap kısmında kısaca cevaplamıştım. Aynısını diyeceğim yine. Bana denilen uçak tipinde uçmaya başladım. O yüzden bir tercih seçeneğim yoktu. Eğer bir gün Airbus'la uçarsam veya işte Boeing'le kıyaslayabilirsem, ikisinin de benim kendi süzgecimden geçirip benim için iyi olanı seçebilirim. Ama şu anda objektif olarak ben Airbus diyemem. Hani dışarıdan duyma, herkesin basma kalıp şeyleri olur ya, Airbus daha otonom, Boeing daha manuel uçak, Boeing'çi işte daha çok uçuyor, Airbus'çu operatör. Yok işte şöyle, yok böyle, yok şöyle, yok böyle. Onları demem çok zor. Ama mesela ikisinde uçan kaptanlara baktığımda, 320-737 özelinde, hani Boeing'de uçan kaptanlar bile 320 daha güzel diyordu. Ama performans açısından değerlendirirsem, Boeing 737'nin tabii motor seçenekleri de devrede ama motorları çok kuvvetliydi. O yüzden o performans açısından 37-320'den çok daha güzel bir uçak. Ve 37 her ortama girer. Yani onun yüklemesi kolay, her türlü ortama girer, nazik değil, mekanik parça çok, arıza yapma olasılığı daha az. Yani bu tarz seçeneklere göre kıyaslayabiliriz. Ama benim özelimde, ben mesela manuel uçmayı seven, gerçekten hani SES, Piper uçarken, Diamond uçaklarıyla, hani eğitim alırken uçtuğumuz uçaklarda uçmayı çok seviyordum. O yüzden hani 737'nin o fly-by-wire olmayışı, o uçuş hissiyatı benim hoşuma gidiyor. Ama Boeing mi, Airbus mu desem, ben şimdi Boeing'i seçersem çok yanlı bir tercih olur. Çünkü Airbus'u görmedim. Eğer hayatımda bir gün uçarsam Airbus'a bu soruyu net cevaplarım. Ama hani Airbus'la uçmak gibi elimde, içimde bir istek var mı? Şu dakikadan sonra yok. 737 ile uçtum, 777 ile uçtum. Eğer önümde bir seçenek verilirse, yani hayatımda tek uçmak istediğim şey, hayatımda uçmak için bana tek bir şans verecek hangi uçak uçmak istersin deselerdi, 747 ile uçmak isterim derdim. Tamamen bu benim kendi kişisel tercihim. 37 ile uçtum, 77 ile uçtum. Daha 87'den ziyade 47 ile uçmak isterdim. Teşekkür ederim. Valla bence verilebilecek en mantıklı cevabı verdin. Çünkü hani her pilota bunu soruyorlar da dediğim gibi yani bir diğeriyle uçmadan kulaktan dolma bilgilerle kıyaslamak, cevap vermek ancak gönlünden geçeni söylemek olur ama teknik anlamda çok bir dayanağı olmaz. O yüzden valla çok güzel cevap verdin. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben sana başka harmanladığım soruyu soracağım. Çünkü genelde bu sorular da benziyor birbirine. Sorular şöyle. Direkt pilot olmak mı? İlk önce mühendislik veya bir başka bir bölüm okuyup akademiye girmek mi? İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Veya daha sonra yine benzer sorular. Sence okul okumayı göze alıp akademiye girmeyi düşünmeli miyim, ama akademiye girip giremeyeceğim belli değil mi? Hani bu tarz birbirine benzer sorular var. Bu konu hakkında ne düşünürsün? İlk gün akademi denemek mi, okumak mı? Sonra da İngilizce konusu. Tamam.
Şöyle, evet aslında belki de haklı olarak şimdi gençlerin, arkadaşların kafasında böyle bir soru oluşuyor. Çünkü malum zaten ülke şartlarında da herkes okuduğu şeyin karşılığını almaktan birazcık emin olmak istiyor. Ona göre seçimler yapmak istiyorlar. Ancak burada şimdi bana da böyle çok fazla soru geliyor. Akademiyi mi okumalıyım yoksa işte pilotaj mı okumalıyım? Şimdi sen de takdir edersin ki hiç kimseye biz şunu yapmalısın, bu daha doğru, bu yanlış olur gibi bir şey söyleyemeyiz. Çok yanlış olur. Ancak kişilerin aslında kendi içinde bulundukları durumları değerlendirmeleri lazım ve kendileri için hangisi daha doğru olacaksa, onların hayat tarzına, onların beklentilerine hangisi daha doğru geliyorsa onu seçmeleri lazım. Benim burada cevap verebileceğim şu şekilde daha doğru olur. Ben bunların avantajlarından ve dezavantajlarından belki bahsedebilirim. Bu anlamda onlar kendilerine uygun olanı seçebilirler. Şimdi pilotaj okumanın şöyle bir avantajı var. Tabii ki daha küçük yaşta bir kere havacılık sektörünün içerisine girmiş oluyorsun ve daha küçük yaşta belki de işte çoğu bilimsel çalışmaya göre kanıtlanmış şekilde algıların çok daha açıkken, öğrenme kabiliyetin çok daha geliştirilebilirken bu aşamaya ben buna katılmıyorum. Ancak bilim öyle söylüyor. Baştan daha bu sektörün içine girmiş oluyorlar. Aynı zamanda özel uçuşlara gitmedikleri için, özel uçuş akademilerine gitmedikleri için de maddi anlamda da tabii ki kendilerini çok daha büyük bir külfetten kurtarmış oluyorlar. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu oluyor tabii ki. Mezun olduktan sonra direkt olarak bir şirkette işe başlamıyorlar aslında. Doğal olarak onlar da yine bir mülakatlara girmek zorundalar bir şirkette çalışabilmek adına. Ve onların da rakipleri burada şirketlerin kendi yetiştirmiş olduğu pilotlar olacak. İşte bu noktada elbet iş bulurlar. Hani pilotluk, havacılık gerçekten sonsuz derya deniz. Ancak rakipleri örneğin Türk Hava Yolları'na başvurduklarında Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nden mezun olan insanlar olacak. Bu noktada belki bu birazcık kafa karıştırıyor olabilir. Ama benim tanıdığım, gördüğümde yine pilotaj mezunu çok kolaylıkla mülakatları geçip çünkü zaten sağlam bir teknik bilgiye sahipler, iş bulan insanlar var. Ama bunun akabinde şöyle de bir durum var. 4 yıllık üniversite okumayı tercih edip daha sonra akademiye başvurmayı tercih ederlerse akademiye girip giremeyecekleri senin dediğin gibi garanti değil. Ama şöyle de bir şey var. Eğer ki herhangi bir farklı bir meslek disiplini okurlarsa o zaman da ellerinde zaten bir tane diplomaları ve bir tane meslekleri olmuş oluyor. Kimi insanlar bunu kendine garantiye almak gibi görebilir. Tabii şöyle burada da ben pilotluk benim için tek seçenek. Ben pilot olmak istiyorum diyorsa bir insan o takdirde o elde ettiği diplomayla yapacağı meslek onu ne kadar memnun edecek? Kabul edecek mi hayatının devamında o mesleği yaparak? Eğer mutlu olacaksa o zaman tabii ki 4 yıllık bir üniversite okuyup daha sonrasında akademileri deneyebilir. İşte bu soruları kendilerine sormaları lazım ki kendisi için doğru cevabı bulabilsinler. Süre mi doldu? Yok, devam. Heh, tamam, devam ediyorum. Daha 5 İngilizceye geçiyorum. dakikamız var. Tamam. Yani bu konu hakkında dediğim gibi çok fazla soru geldiği için şu yanlış veya bu yanlış diyemeyiz. Demenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendi hayat kriterlerine göre, kendi beklentileri, kendi hedefleri üzerine tüm bu söylediklerimi masaya yatırıp ona göre bir tercih yapmaları çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. İngilizce konusuna gelirsek de işte senin de söylediğin gibi İngilizce belki de bu havacılık sektöründe pilot olmak isteyen hatta sadece pilotluk için de değil gene kabin memurları içerisinde en önemli şey İngilizce. Çünkü havacılık dili bir kere İngilizce. Nasıl geliştirebilirim? Şimdi ben aslında bu soruya artık birazcık kızıyorum Caner. Şundan dolayı kızıyorum. Şimdi ben ilk 2014 yıllarında falan başvurmuştum akademiye. 6 sene sürdü böyle. O zamanlar süreç farklıydı. İşte elen bir daha başvur, 6 ay ceza al, bekle falan. O zamanlar YouTube'da bu kadar çok bilgi edinebildiğin kaynak yoktu. Ancak şimdi YouTube'a girdiğin zaman istediğin okulun eğitimine, istediğin şekilde her türlü İngilizce kaynağa ulaşabiliyorsun Google'dan. O yüzden birazcık işte hangi kaynağı kullanayım, oradan mı başlayayım, buradan mı başlayayım derken insanların birazcık zaman harcadığını, zaman öldürdüğünü ve aslında suçluluk hissetmeden bir şekilde bahanelerle böyle kaçtıklarını düşünüyorum. Nasıl geliştireceksin? Kendini bir an önce İngilizceye maruz bırakmak lazım. O kaynak veya bu kaynak değil, bir yerden başlayayım, ilerleyin. Zaten öğrendikçe, araştırdıkça hangilerinin daha iyi size hitap ettiğini de göreceksiniz ve buna göre ilerleyeceksiniz. Bence burada temel faktör
sabah ilk uyandığında beynini İngilizceye maruz bırak. Başucunda bir İngilizce kaynak dursun. İlk uyandığında aç İngilizce bir şey dinle ve gece yatmadan önce yine aynı şekilde tak kulaklıklarını, dizi izleyerek uyuyacağına. İngilizce podcast dinleyerek uyu mesela. Ha, dizi izleyecekseniz de bunu mesela sürekli izlediğiniz bir diziyi İngilizce altyazıyla belki izleyebilirsiniz. Kendini maruz bıraktığı sürece bir insanın zaman içerisinde İngilizcesinin gelişeceğini düşünüyorum. Ama bence bu soruya sen de cevap vermelisin Caner. Çünkü sen yurt dışında çalışıyorsun. Arkadaşlar için daha önemli olacaktır. Ben şunu fark ettim. İngilizce açısından biz toplum olarak bir kere çok hata yapmaktan çok korkuyoruz. O yüzden konuşmamız çok kötü. Gramer olarak çok iyi olduğumuz halde konuşmamızı dile getirmiyoruz. Yani bir speaking eksikliğimiz var. Ben de bunun sıkıntısını yaşıyorum. O yüzden ben bunu geliştirmek için mesela kendi YouTube kanalımı İngilizce videolar çekiyorum. Ben de hata yapıyorum konuşurken. Ama hata yapmak önemli değil. Biz Türkçe'yi konuşurken de ne kadar düzgün Türkçe konuşuyoruz ki? Yani gramer açısından da birçok hata yaparak konuşuyoruz. Bir İngilizle bir Amerikalıyla konuştuğun zaman o da hata yapıyor konuşurken. Yani o yüzden ben şunu öneriyorum. İngilizce bir kere hata yapmaktan çekinmeyeceksin. Bunu kendinde bileceksin. İkincisi üzerine gideceksin. Konuşman eksikse nerede eksik olduğunu bilip onun üzerine gideceksin. Dediğin gibi Netflix'te dizi izlerken ya da filmi izlerken İngilizce altyazısın. Yani bir bebek konuşmayı nasıl öğreniyor? Hiçbir yerden duyarak öğrenmiyor. Bir dili öğrenilmeye nasıl oluyor? Tamamen duyarak, onu idrak ederek, onun ne anlama geldiğini kendin çözerek. Bu şekilde oluyor. O yüzden Türkçe altyazıyı unutup İngilizce altyazıyla şarkıları sözleriyle birlikte lirikleri takip ederek ondan sonra yakaladığı yabancıların hepsini böyle bir dürt, konuşma, konuş, hata yap, çekinme. Hata yapmadan hiçbir şey öğrenilmez hayatta. Yani biz hata yapacağız ki kendimizi geliştirebileceğiz. O yüzden bu tarz pratik yöntemlerini geliştirmek lazım. Zaten gramer ya da başka şeyler bir şekilde geliyor. Arka tarafta bizim en büyük sıkıntımız speaking ve listening. Speaking ve listening zaten bunlar birlikte paralel ilerlediği için onları iyi çalışmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi hani öğrenme kapasitesi senin dediğin gibi belli bir yaştan sonra azalıyor. En iyi yaş aslında bir dil öğrenmek için, ikinci dil öğrenmek için bebek çocukluk yaşları. O yüzden 4-5 yaşında hadi ilkokul, hadi bilemedin lise ama liseden sonra sıfırdan başladığında üniversite şartlarında dil öğrenmek gerçekten zorlaşıyor. Ne kadar öğrenmeye çalışırsan çalış, ilk baştaki o çocukluk zamanlık gibi kendini geliştiremiyorsun. Bunlar benim önerilerim. Teşekkür ederim Caner. Evet, bence oldukça yeterli cevaplar oldu İngilizce konusunda. Artık arkadaşlar bu saatten sonra gerçekten çok çalışmaları gerektiğini anlamışlardır diye düşünüyorum. Kaynak önemli değil, yeter evet. Ki her fırsatı değerlendirsinler. Evet. Kesinlikle. Geliyoruz diğer sorumuza. Şimdi tabii ki biz bunu Instagram'da duyurduktan sonra herkes tabii seni tahmin ediyorsundur ki incelemiştir. Geçmişte ne yaptın, nerede uçuyorsun, şu an hangi uçakta uçuyorsun incelemiş olmalılar ki hemen böyle bir soru gelmiş. 777 pilotu olmanın 737 pilotu olmaya göre avantajları neler? Say say bitmez. Sabaha kadar konuşabilirim bu konu hakkında. Ya, 777 büyük bir uçak olduğu için öncelikle uçuşlarınız daha verimli. Şunu demek istiyorum. Eskiden 37'de uçarken 12 saat duty yapıp 12 saat çalışıp logbook'uma yani uçuş olarak 4 saat 5 saat yazıyordum. Örnek vermek gerekirse İzmir İstanbul, İstanbul İzmir, İstanbul Ankara, Ankara İstanbul. 4 bacak uçuyorsunuz. 4-4,5 saat logbook yazıyorsunuz ama 12 saatiniz gidiyor. Pilot olarak ödediğiniz yani pilot olarak maaşınızı aldığınız saat görev süresi değil de uçuş süresi. O yüzden 12 saatlik görev tanımında siz 4-5 saatlik ödeme alıyordunuz. Ama 777'de doğası gereği uzun uçuşlar olduğu için atıyorum 12 saatlik duty'nin 10 saati zaten uçuyorsunuz ya da 9,5 saate. O yüzden verimlilik daha fazla. Yani benim bir gün içinde yapmış olduğum çalışmanın karşılığında almış olduğum ödeme daha verimli oluyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep uzun uçuşlara gittiğin için kurallar ona göre çok farklı zaman dilimlerini kat ettiğin zaman bu sefer işte UA'lar dediğimiz uçuşlar ultra long range uçuşlarda önüne iki boş arkasına iki boş alabiliyoruz. O yüzden bir ay içinde eskiden ben 8 boş yapıyorken şimdi ortalama 12-13 günüm boş oluyor. Onun dışında bazı yerlere işte çok uzun uçuşlar Amerika'ya gibi yerlere 4 pilot gidiyoruz.
13-14 saatlik uçuşun 6 saati rest yapabilir, dinlenme ile geçiyor. O yüzden yorgunluk açısından daha az yoruluyorsunuz. Bunlar böyle aslında baktığınızda temel şeyler ve tabii ki 737'de daha böyle git gel, biraz daha böyle doldur boşalt şeklinde, yani sürekli böyle hareket halindesin. Ama 777'de ayda 4 uçuş, maksimum 3-4-5 uçuşla ayı bitiriyorsunuz ve daha hani böyle nasıl diyeyim size, dünyaca bilinen yerlere uçuyorsunuz. Daha yani Amerika olsun, Avustralya olsun ya da ne bileyim Afrika olsun, o da ayrı bir challenge oluyor. Çünkü 737'nin uçuş limiti, şimdi Türkiye'de tabii bu çok fazla geçerli değil. Çünkü Türkiye'den işte 5 saatlik bir çember çizdiğimizde dünyanın birçok ülkesine, Avrupa, Afrika, Orta Doğu'ya gidebiliyoruz. O yüzden 37 tecrübesi bir pilotta çok değerli bir tecrübe oluyor. Ama 77 ile dünyada bütün operasyonları gerçekleştirebiliyorum. Kargo uçuyorum, ne bileyim yolcu uçağıyla uçuyorum, üzerine kutuplardan geçiyoruz ve Himalayaların üzerinde uçuyorsun ve Avustralya'ya gidiyorsun, North Atlantik'i geçiyorsun. Bunların hepsinin ayrı ayrı kuralları var. Ama 737 ile uçarken belli bir bölgeye de uçtuğun için, örnek veriyorum, sadece Avrupa'da uçuyorsan Avrupa'daki hava meydan havaların, işte hava alanlarının ve hava sahalarının kurallarını bildiğin zaman yetiyor. Ama 777'de dünyanın her tarafına uçtuğun için bilgi açısından geriye dönüp onları teker teker kontrol etmen gerekiyor. Bu tarz farklılıklar var. Ama yani 777 tabii ki 37'ye göre daha rahat bir uçak, daha konforlu bir uçak. Ama ilk başta kesinlikle bir pilotun başlamasını tavsiye etmeyeceğim bir uçak. Kendi kişisel tecrübelerime dayanarak. Hani ben 37'de uçmasaydım, 777'ye direkt geçseydim, şu anda elde ettiğim bilgi birikimlerinin yarısını elde edemezdim. O yüzden 777'de uçmak güzel. Saydığım avantajlar ve dezavantajları da var. Teşekkür ederim. O zaman ben de buradan hemen evrene gelecek için bir kalbimden mesaj gönderiyorum. Ben emin olmazdım. Kendi kişisel tercihim. Ben eskiden çalıştığım Türk Hava Yolları'nda çalışırken 737'de kalmak istedim. 777'ye geçmek istemedim. Bu tamamen hayattaki hedefler doğrultusundaydı. Çünkü 777'ye geçmek demek tekrardan 737'ye kaptan olmak demek. Bizim zamanımızda uçuş saatlerini siliyorlardı. Augmenting yaptığın zamanlar sayılmıyordu. Ben de bir an önce kaptan olayım. En azından instructor'dım, yer dersleri öğretmenim. Hani böyle olunca hedefler tabii değişik oluyor. Ama sen mesajını gönder. İnşallah istediğin gibi olur senin adına. İnşallah. Teşekkür ederim. Süper. Evet. O zaman ben aslında sorularımı birinci ve ikinci faz olarak yapmıştım. Birinci fazda böyle genel ilgimi çeken soruları sordum. İkinci fazda da aslında akademiye girişle ilgili sorular sormak istiyorum sana. Akademiye girişle ilgili sorulardan kastım işte mesela başlayalım. Akademi sürecine nasıl hazırlandın? Ne gibi süreçlerden geçtin? Tamam. Şimdi şöyle, aslında ben böyle kadrolu bir akademi hazırlananı diyebilirim kendim için. Çünkü dediğim gibi ben 2014 yılında başvurdum ilk defa akademiye. Pilotluğa ilk defa o zaman bayağı bir araştırarak karar verdim. Emin olmak istedim öncelikle, hani gerçekten bu benim için doğru olan meslek mi diye. Bir süre ayırdım bunun için. O zamanlar tabii otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe çalışıyordum. Emin oldum ve başvurdum. Ancak o zamanlar daha yeni yeni bu süreç, sen de işte hatırlarsın, yeni yeni geliştirilmeye başlamıştı. Çok fazla süreçler böyle tıkır tıkır işlemiyordu. Doğal olarak bir sınava giriyordum, işte başvuruyorsun, 8 ay sonra sınava çağrılıyorsun. Sınava giriyorsun, bir sonraki aşama 6 ay sonra. Tekrar giriyorsun, eğer hele kalırsan ceza alıyorsun, bir 6 ay daha bekliyorsun derken benim sürecim 6 sene sürdü. İşte düşün, daha yeni mezun oldum, pandemi de girince araya. Öyle bir süreç oldu. Tabii tekrar tekrar bir daha hazırlan, bir daha hazırlan derken ister istemez hem Diyalar 2'ye şahit oldum, hem İstanbul Üniversitesi'nde yapılan mülakatlara, hem Diyalar 1'e, hem CRM mülakatına, bütün yapılan mülakatlara girmiş oldum bu şirket süresince. Şöyle ki, ben ilk başta pilotluğu tamamen teknik bilgiden ibaret zannediyordum. Ondan kaynaklı olarak da pilotluğa hazırlanırken ne kadar çok teknik bilgiye çalışırsam o kadar çok mülakatlarda kendimi gösterebilirim, fark yaratabilirim diye düşünüyordum. Keza Diyalar 2, sen de Diyalar 2'ye girdin yanlış hatırlamıyorsam, değil mi?
Yani çok oldu. DLR 1, DLR 2 ne onları bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Şöyle DLR 2 mülakatlarında Alman psikologlar geliyordu. İşte bir de kaptan pilot geliyordu. Doğal olarak çok teknik bir mülakat olduğu söyleniyordu. Ben de ne var ne yok tek tek mülakat vesaire her şeyi okuyordum. Uçak işte turbofan motor nasıl çalışır, bunu İngilizce nasıl anlatırım derken çok fazla teknik bilgiye çalıştım. Ancak aklıma hiç bu soft skill denilen İşte pilotlarda ne gibi özellikler olması gerekir, karakter özellikleri nelerdir, ekip çalışması, iletişim bunlara tabii hiç aklıma bile gelmedi açıkçası bakmak. Zamanla bu DLR2'den işte ilk girdiğimde elenince dedim ki ben neden elendim ya çok güzel anlattım halbuki işte motoru, sorulan teknik soruları vesaire. Sonradan bunlar feedback veriyorlar. İşte feedbacklerde mülakatta sorulan case'lere çok böyle somut ve analitik cevaplar vermişim. İşte her şey kitabına göre böyle uygun olması gerektiği gibi. Ancak öyle değil. İşte sen biliyorsun zaten burada uçan sensin. Halbuki çok önemli bir ekip çalışması, işte CRM'inin çok iyi olması, birbirini çok iyi anlaman, iletişim kurabilmen çok çok daha önemliymiş. Çünkü tekniği bir şekilde çalışarak kitaptan öğreniyorsun. Ama karakter özelliklerini geliştirebilmek, onu kendine empoze edebilmek için belirli bir zamana ihtiyacın var. Doğal olarak bu süreçte çalışan arkadaşlarıma ben İngilizceyi söylemiyorum bile. İngilizceyi zaten çok ayrı bir yere koyuyoruz. İngilizceyi bilmeleri lazım. Onun dışında havacılığa kendilerini gerçekten maruz bıraksınlar. Bol bol havacılıkla ilgili kaptanlarımızın da yazmış olduğu kitaplar var. Bunları okusunlar. Orada ciddi anlamda çok fazla bilgi var. Ama bu kitapları böyle roman okur gibi okumasınlar da örneğin işte Menderes Çakıcı'nın bir kitabı var Havada Kalan Sorular. Ben o kitabı okumam çok zaman aldı Caner. Çünkü her bir paragrafta tek tek bir şeyden bahsediyor ya da bir case'den bahsediyor. Sonra ben tekrardan Google'a girip bu ne demekmiş? İşte hangi üniversitelerde bununla ilgili makaleler yazılmış? İşte bir pilotta olmaması gereken 5 özellik diyor. Açıyorum o 5 özelliği öğreniyorum. Sonra o 5 özelliğin de altından farklı maddeler çıkıyor. Doğal olarak sadece teknik bilgi değil, sadece İngilizce değil. Gerçekten ben işte sen de söylüyorsun 777'ye geçmişsin. Daha fazla öğrenecek şey çıktı. Yarın öbür gün kaptan olacaksın. Daha fazla sorumluluğun ve daha fazla öğrenecek şeyin çıkacak. Pilotluk yolunda benim öğrendiğim temel şey öğrenmek hiç bitmeyecek. Bence bu mesleği en değerli Yüz. kılan şey bu. Öyle değil Yüzde mi? yüz. 60 yaşında bile olsan mecburen çalışıp kendini geliştirip sürekli öğrenmek zorundasın. Çünkü bizim meslekte binlerce sayfa doküman, binlerce sayfa bilgi var. Benim 300 tane destinasyonu aklımda tutmam mümkün değil ve bunların hepsi de değişiyor, update oluyor, güncelleniyor. Dediğin gibi pilotlukta beynimizi sürekli meşgul tuttuğumuz için sürekli bir şekilde gelişiyor, okumak zorundayız. O konuda %100 katılıyorum sana. İşte tam olarak bu dediğin gibi bu sebepten dolayı zaten ömrün boyunca çalışacaksın. Eğer pilot olmak istiyorsan en başta şunu göze alman lazım. Ömür boyu çalışacaksın ve ömür boyu okuyacaksın. Bunun için de en güncel verilere ulaşabilmek için de sürekli araştıracaksın. Ömür boyu bunu yapacağın mesleğe de hazırlanırken bir zahmet çok çalışıp çok araştırıp kendinin en iyi dokümanları bulup bunlara çalışmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden bu söylemiş olduğum bütün başlıklarda ben başlıklar haline bölmüştüm. İngilizce, teknik, işte bu bahsettiğim karakter özellikleri, pilotluğun zorlukları, aynı şekilde başvurulacak şirketin de envanterleri vesaire gibi başlıklara bölüp bu sınavlara bu şekilde hazırlanabilirler bence. Katılıyorum. Ben de senin dediğin gibi aslında bu arkadaşlara nacizane kendi önerim. Ben de kendimden gelen sorulara baktığımda herkes tekniğe çok gereksiz bir şekilde boğuluyor. Yani senin dediğin gibi yani kalkıp da bir jet motorun içindeki dijital beynin veya FADE'in kontrol ünitesinin ne kadar ezberlemeye hiç gerek yok. Dediğin gibi İngilizce bir şey, teknik bilgi bir şey ama aynı zamanda senin biraz önce bahsettiğin gibi iletişim, CRM, işte bu tarz yetkinliklerin temelini kavrayabilmek çok önemli. Ben bir mülakata giriyorsam, kendim bir pilot adayına mülakata giriyorsam bu konulardan ne kadar haberdar olduğunu bir bilmek isterim. Yani bir mülakata girecek kişinin CRM'in ne olduğunu bilmeden veya CRM'in yetkinliklerinin ne bu konularda bilgi sahibi olduğunu bilmesini isterim. Hani teknik bilgi sorulamıyorum. Hani böyle çok detay makale yaz demiyorum ama en azından bu konuda bir örnekleri verebilmesi
benim açımdan çok önemli. Çünkü dediğin gibi pilotluğun teknik kısmı aslında uçmak kısmı sonradan öğrenilen bir şey. Bunu zaten sana öğreteceklerine emin. Ama arka tarafta senin bu işe ne kadar yatkın olduğunu karşı tarafa gösterebilmen lazım. Kendini yani tabiri caizse satabilmen lazım karşı tarafa. Bilgini gösterebilmen lazım. Ne bildiğini karşı tarafa iletebilmen lazım. Bu yüzden dediğine katılıyorum. Çok tekniğe boğulmadan aslında bir pilotun pilot olması gereken, bir pilotta olması gereken temel yetkinliklerinin neler olduğunu bilip ona göre çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Caner, bir de bence burada çok önemli bir şey söyledin aslında. Dedin ya, ben mülakata girsem, hani mülakatı yapan kişi olarak girsem şunları şunları görmek isterim. Aslında belki de bir mülakata hazırlanırken arkadaşların şunu düşünmesi lazım. Ben şu anda kendimi mülakata alıyor olsaydım kendimi alır mıydım? Yani ben bu kadar aday arasında fark yaratacak bilgiye sahip miyim? Fark yaratacak özelliklerim var mı? İşte bana sürekli soruyorlar, hangi kaynaktan çalıştın, o kaynakları bana atsana. Şimdi ben atarım kaynakları, problem değil, ama hepimiz aynı kaynaktan çalışırsak, hepimiz işte örneğin zayıf yönlerin neler, güçlü yönlerin nelere aynı cevapları verirsek, o zaman hani sizin ne farkınız olacak ki? Sen kendini alır mıydın diyorum. İşte o noktada belki biraz daha geniş açıdan bakabilmek lazım. Aynen. Gidip de çocukluk hayalim pilot olmak deme mesela mülakatta. Yani ben yani, de soruya evet, cevap alamazım yani. Hani ben mülakata girsem benim pilotluk çocukluk hayalim desen. 3 soru sorarım. Çocukluk hayalinle ilgili olarak pilotluk açısından o zaman şunları söyle. Sen çocukluğundan beri bunu istiyorsan o zaman bunları cevapla deyip soramayacağı 2 tane 3 tane soru atarsın ortaya veya zorlarsın yani anlatmaya çalıştığım. Hani o zaman karşı tarafın gerçekten pilotluk çocukluk hayali mi hayali değil mi bunu anlayabilirsin. O yüzden demek istediğim şu arkadaşlar, yani gidip de hani böyle çok banal ben çocukluk hayalimdi, şöyleydi, böyleydi işte demekten ziyade böyle kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz sorulara çalışıp yani gelebilecek soruları düşünüp buna göre hazırlanın ve dijital çağdayız. Dediğiniz gibi yüzlerce kaynak var. Bir pilot mülakatı nasıl olur, ne sorulur, neler yapılır? İnternet derya deniz, bunlara bakılabilir. Bir de ben şu soruyu geçmeden önce şunu söyleyeceğim arkadaşlara. Sen burada canlı bir örneksin. Azmin örneğisin. Yani hayatta hani o kadar deneyip 6 yıl dediğin yanlış duymadıysam o kadar süre boyunca deneyip sonunda bunu başarmış bir kişisin. O yüzden arkadaşlar seni örnek alabilir. Yani arkadaşlar ilk denemenizde olmayabilir, başka bir gününüzde olmayabilirsiniz. Ama bak ne güzel ikinci, üçüncü seçenekler veriliyor insanlara. Yani bu süre zarfında keşke böyle hani yaptığımız işten yılmadan bir şekilde üzerine gidebilsek her konuda. Sen bunun canlı örneğisin. Senin bunu yayınladığımızda aslında YouTube kanalımızda çok güzel örnek olacak. Seni duyan, senin işte gelişmini, kariyerini, yaptıklarını duyan biri çok motive olması lazım bu konuşmadan sonra. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Yoksa benim arkadaşlarım var, bir kere elenip vazgeçtiler. Halbuki bir kere elenince bütün mülakata hakimsin. Eksik yönünü biliyorsun senin dediğin gibi. Onun üzerine gittiğinde sıfırdan başvuran adama göre zaten 3 adım, 5 adım öndesin. O yüzden seni tebrik ederim vallahi bu konuda. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok makbule geçti. Çok mutlu ettin beni. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi o zaman sıradaki soruya geçiyorum. Caner, şimdi şöyle bir soru var. Demişler ki sizce uçuş akademilerine başvurarak pilot olmaya çalışmak mantıklı mı? Ben bunu şöyle anladım. Aslında biliyorsun bir de ücretli uçuş akademileri var. Ve şu anki dönemde artık her şirketin kendi uçuş akademisi var. Üniversiteden gelenler var. Bir de para vererek harici olarak pilot olmaya çalışanlar var. Artık bunun bir önemi kaldı mı? Sence oradan mezun olacak arkadaşların önünde bir iş bulmayla alakalı bir fırsat olabilir mi? Şu soruya tabii ki arkadaşlar böyle diyorlar ya, bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu soruyu sen bana veya gelecekte örnek veriyorum, benim bir çocuğum var. Benim çocuğum pilot olmak istiyor ve ben ona akıl veriyormuşum gibi söylüyorum. Bu sadece benim kendi kişisel şeyim. Herkes kendi, tabii benim söylediklerim herkese uymayabilir. Ama ben şu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Eğer ben olsaydım, tekrar söylüyorum. Eğer ben olsaydım 8 yıllık tecrübem, üniversite okumamla birlikte havacılığın içinde yaklaşık geçen bir 12 senelik süre zarfında eğer gerçekten pilot olmak istiyorsa bir arkadaş, ilk önce önereceğim şey devlet tarafında, işte Eskişehir Teknik Üniversitesi veya üniversitelerde oluyorsa burslu bir şekilde bedava pilot olmaya bakarım.
Bunu okurken de bedavaya pilot olabiliyorken cebime en az bir 70-80 bin euro parayı cebime koydum demek. Ama buna da güvenmeden bir de açık öğretimden ne bileyim işte ilgi alanınızla yapabiliyorsanız çift anadalla başka bir bölüm okurdum. O da cebindeki öteki sigorta. Eğer üniversitede bir şekilde çünkü bunların puanları çok yüksek bildiğim kadarıyla tıptan bile yüksek puanlar. Çünkü hani Evet. insanların gelecek kaygısı güttüğü bu günlerde pilotaj görece olarak daha iyi maaşı teklif ettiği için kişiler direkt buna yönelebiliyor. Bunu yapamadığınızı varsayıyorum. İkinci seçenek eğer aileden bunu karşılayabilecek bir şeyiniz olursaydı ben kesinlikle bu yola giderdim. Yani annemin, babamın veya ileride benim çocuğuma ben bu imkanları sağlayabilirsem ben onlara bir tane ev bırakmaktansa veya onlardan bir tane ev almaktansa veya kendi çocuğuma bir ev bırakmaktansa onu bunu kariyeri açısından harcayıp kendi ayakları üzerine durabileceği bir geleceğe yatırım aracı olarak kullanırdım kesinlikle. Şimdi İstanbul'da bakıyorum evlerin fiyatları uçuk kaçık değerlere varmış durumda. Hani bir tane ev bırakıp ondan bu geliri elde edeceğine çocuğumu pilot yapıp bunun artısını eksisini bir buffer zone koyup yani bu çocuk iş bitirdiğinde 1,5-2 yıl işsiz kalabileceğini düşünüp de işlemimi ona göre yaparım. Bir şekilde kendi çocuğumu veya işte ebeveyn olsaydım bunu yapmak isterim veya kendim ailemden bunu isteyebilirdim eğer ailemin maddi gücü varsa. Hani ilk seçenek okuyabiliyorsam ücretsiz okumak, ikinci seçenek okuyabiliyorsam ücretli bir şekilde okumak ve bunu da şu şekilde yapardım. Bizim ATP'li alabilmemiz için 21 yaşında olmamız lazım. ATP'li alabilmemiz ama şu arkadaşlar 1500 saat uçuşu doldurmak. Yani aslında sizin 2 yıllık akademik 18 aylık akademi eğitimi artı üzerine de yaklaşık 2 yıl uçtuktan sonra 21 yaşına gelmeniz. Aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kendi imkanlarınızla pilot olmak istiyorsanız bir üniversiteye kayıt olup part time modüler değil de entegre bir şekilde pilotaj eğitimini de alabilirsiniz. Yani siz üniversitede atıyorum bilgisayar mühendisliği ya da işletme ya da turizm ne olursa olsun bunları okuyorken üzerine paralelde pilotaj eğitimini yavaş yavaş alabilirsiniz yıllara yayarak. Üniversiteniz bittiğinde veya bitmeden önce de diplomanız elinde olmadan önce pilot lisansınızı artı diplomanızı alırsınız. Bu da bir ikinci seçenek. Ben böyle yapardım. Yani şunu yapmazdım. Üniversitede bir bölüm okuyayım. Ondan sonra bir de gideyim 2 yıl pilotajlık yapayım. Vakit kaybetmezdim. Dediğin gibi senyörteden 2 yıl giderdi. 22 yaşında uçmaya başlarsın. Şirketine bağlı olarak da 26-27 yaşında kaptan olabilirsin. Muhteşem bir şey. Önündeki kaç yıl boyunca kaptan olarak uçarsın. Yani bu havacılıkta güzel bir şey. Üçüncü ve son şey ve aslında benim gibi maddiyatı veya ailesinden bunu hiçbir şekilde maddiyatı elde edemeyecek kişiler için akademi tek seçenek. O yüzden ben bu yola gittim. Ama bu yolun şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu sizin bunu olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Gününüzde olmayabilirsiniz, mülakata bağlı. Arkada binlerce faktör var. O yüzden aslında bütün kariyer planınızı hayattaki tek bir şeye göre bağlamayın. Yani gidip de ben akademiye girip pilot olacağım, hedef bir insanın olmamalı. Sizin hedefiniz daha gerçekçi boyutlarda olmalı. Ya yani ben mühendis olacağım, ben şu mesleği yapacağım. Bitirdikten sonra akademiye başvuru süreci bir 3-5 aylık süreç. Olmadı zaten bir 6 ay cezası var dediğim gibi bir yıl cezası var. O sırada yine kendini hazırlayacaksın. O yüzden 8-10 yılı gelecekteki 2 günlük, 3 günlük mülakata bağlamakla olmaz. Mesela bak sen üzerine gittin oldun ama olmaya da bilirdi. Hani bu Evet. durumda arkadaki backup planı olması lazım. Üniversiteyi okumak için üniversite okumayı kesinlikle önermem. Çünkü akademi olmazsa ne yapacaksın? Bu sefer istemediğin bir bölümü bitirmiş olacaksın. O yüzden siz akademiye olursa olur, olmazsa olmaz siz yine en iyi şekilde hazırlanıp olursa olur olmazsa olmaz şeklinde kenara koymanız lazım. Oraya geldikten sonra başvuru yapmadan önce full konsantre çalışmanız lazım. Bu arkadaşlar İngilizce dışında 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl hazırlık gerektiren bir süreç değil. Sana dokümanları gönderdim. İngilizcen iyiyse bu mülakat sürecine hazırlanman 2-3 ayını bulur. Mülakata hazırlanman. Havacılığı hobi olarak yapmaktan bahsetmiyorum. Havacılığa ilgi duyuyorsan kendini bu alanda geliştirebilirsin hobi olarak. Ama mülakatın kendisine hazırlanmandan bahsediyorum. O yüzden para seçenekleri bedava okumak, eğer imkanım varsa ve akademiyi kazanmışsam, ikisini aynı anda kazanmışsam ben bugün
hem akademiyi kazandım hem kendi imkanlarımla pilot olabiliyorsam ben gidip kendi imkanlarımla pilot olurdum. Hem daha fazla daha az maliyet, dediğin gibi iş garantin yok ama bu sefer de istediğin şekilde hareket etme yeteneğin var. Hani bu kişiden kişiye değişir ama benim gibi, bilmiyorum senin maddi durumun bunu el verir miydi? Benim gibiyseniz ve bunu ailenizin veya sizin maddi açıdan karşılayabilecek bir gücünüz yoksa o zaman üçüncü ve tek seçenek akademi oluyor veya akademiler oluyor. Dönem dönem işte Türk Hava Yolları yaptı bunu, SunExpress yaptı. Hani borçlandırıp bond denilen yöntemlerle oluyor. Bu da bir üçüncü seçenek ve çok güzel seçenek. Ülkemiz bu konuda çok hala güncel anlamda cazip bir yer. Bizim Türk gençlerinin işte ne bileyim pilot olabilmesi maddi imkanı olmayanlar için muhteşem bir şey. Benim maddi imkanım yokken Türk Hava Yolları bana güvenip beni pilot yaptı. Yoksa ben hayatımda pilot olamazdım. O yüzden bana bu imkanı sağladığı için ben onlara her zaman ve her zaman müteşekkir oluyorum. Yani demek istediğim tamamen içinde bulunduğunuz duruma göre değişir. Ama ben kişisel olarak, Caner olarak bana işte kendim bir karar verecek olsam bu algoritmayı takip ederdim. Evet, bence bu kafasında işte akademi mi, pilotaj mı, o mu, bu mu, özel okula mı gitmek vesaire diye düşünen herkese artık yani dibine kadar bütün detaylarla çok güzel bir şekilde anlatmış oldun. Zannediyorum artık düşünen arkadaşlar için oldukça aydınlatıcı bir yol olmuş oldu. Artık kararlarını buna göre verirler. İnşallah bu uzun bir video olacak ama demek istediğim gerçekten bu konuya yoğunlaşmak isteyen için gerçekten bir bilgi hazinesi konuşuyoruz şu anda. Çünkü hani aslında bütün herkesin aklındaki soruları bir video içine sıkıştırdık ve bence çok güzel bir şey oluyor. Yani her soruya uzun yanıt veriyoruz ki akıllarında başka bir şey kalmasın, her açıdan bakabilelim olaya. Evet, aslında hatırlarsan Caner, seninle ilk konuşmamızda ben demiştim ki işte videoyu kısa tutalım. Kısa tuttuğumuz zaman işte malum gelişen teknoloji, yeni gençler artık o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Hemen tüketme eğilimindeler. Her şey kısa olsun, müzikli olsun vesaire. Ancak söylediğin şey çok doğru. Gerçekten bu yola gönül koymuş, baş koymuş bir insan varsa zaten şu anda oturup bu video, bu ve bunun gibi videolara minnetle bakması lazım, şükretmesi lazım. Çünkü inan ben bu 6 senelik süreç içerisinde bir tane bile pilot tanımıyordum. Dediğim gibi böyle videolar çok da yoktu. Keşke diyordum, keşke bir kişi olsa da bana bir yol gösterse, bir şey söylese. Yani o kadar kör kütük ilerliyordum ki, o yüzden belki de bu kadar fazla çalışmaya gayret ettim. O yüzden dediğim gibi çok, ben kendim bile çok keyif alıyorum. Umarım izleyenler de öyle olacaktır. Burada akıllarına gelebilen bütün soruları hemen hemen neredeyse cevaplamış oluyoruz. Evet, zaten bu merak edilen soruları toparladığımız için aslında biz kendimiz bu soruları belirlemediğimiz için bir taraftan da gelen soruları harmanladık. O yüzden güzel cevap oldu. Gayet iyi. Ben de sana katılıyorum sonuna kadar. Evet, O şimdi zaman ben kendi sor bir sor sen bana sorun en son ben sana bir soruyla devam evet. ediyorum. Sen hazırlık süreci nasıl, nelere dikkat etmemiz lazım dedin. Şimdi çok kısa bir şekilde şunu sormak istiyorum. Akademide eğitim hayatın nasıldı? Eğitim süreçleri nelerdi? Sıfır, sen mülakatlara başvurdun, girdin akademiye. Girdikten sonra bana çok kısa bir şekilde bu 18 ay normalde ama senin araya Covid girdiği için çok uzadı. Bütün aşamaları tek tek ilk bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu diye çok kısa bir şekilde özetler misin? Tabii ki. Şimdi akademide bir günüm nasıl geçiyor konusu aslında her gün birbirinin aynısı değil. O yüzden onu da çok kısaca geçeyim. Her gün uçuşumuz olmayabiliyor. Bir gün uçuşumuz oluyor, 2 gün, 3 gün üst üste oluyor. 5 gün, 6 gün uçuyorsunuz, sonra uçmuyorsunuz. Veya hava koşulları uygun olmuyor, uçmayabiliyorsunuz. O yüzden ben kısaca bir uçuş gününü anlatayım. Uçuşunuz varsa zaten uçuş günü değil, uçuşunuzdan bir gün önce bu hazırlığı yapıyor olmanız lazım. Hangi uçuşunuza, hangi görevi uçacaksanız ona göre gerekli teknik bilgileri, gereken konulara çalışıyor olmanız lazım. Ancak işin görünen yüzü bu olsa da aslında çok daha zor olan bir şey var. O da ne yemek yediğiniz, saat kaçta uyuduğunuz, ne kadar uyku aldığınız, hayatınızdaki mental durumunuzu nasıl koruduğunuz. Bunlar aslında belki de uçuşun %50'si teknik ve ders bilgiyse
%50'si de bana göre bunlardı. O yüzden bir gün önceden, hele ki uçuşumuz sabah erkense, bütün teknik bilgilerimizi dersinize çalışıp gerekli dokümanlarınızı, üniformanızı hazırlayıp uçuşta sizi rahatsız etmeyecek şekilde, sağlıklı şekilde beslenip daha sonra gereken uykuyu alacağınız şekilde uyumak. Daha sonra kalkıyorsunuz, uçuşunuza gidiyorsunuz. Bir saat önce gidiyorsunuz çünkü briefing yapmanız gerekiyor kendi hocanızla. Briefinginizi yaptıktan sonra uçuşa gidiyorsunuz. Siz önden gidiyorsunuz ki pre-flight check yapabilirsiniz. Uçuşunuz, uçağınız emniyetli mi, yakıtınız var mı, bunları kontrol ettikten sonra da uçuşunuza çıkıyorsunuz. Görevinize göre tabii ki değişiyor uçuş saatleri vesaire. Aslında genel olarak tamamen uçuş hayatınız, akademi hayatınız böyle geçiyor. Uçuşa gidiyorsunuz ve uçuş var ve uçuş yok şeklinde ikiye ayrılıyor gününüz. Buradaki püf nokta iyi beslenmek, iyi uyumak, spor yapmak, hayatınızdaki gereksiz sizi kötü etkileyen herkesi belki hayatınızdan çıkarmak. Çünkü mental olarak iyi bir şekilde odaklanıyor olmanız lazım. Bir uçuş günü genel olarak böyle geçiyor. Hemen süreçlerden de kısaca bahsedelim. Çok fazla tekniğine girmeyelim ki çünkü zaten genel bir hat istiyor arkadaşlar da. Uçuşu okula başladınız, akademiye gittiniz. Gider gitmez E1 denilen görev, E1, E2 görevlere bu şekilde isim veriliyor. İlk 14 uçuşunuz size uçuşun öğretildiği sortiler oluyor. 14 sortiden sonra ilk yalnız uçuşunuza çıkıp çıkamayacağınızı 14. sortide karar veriliyor. Eğer ki yalnız uçuş yapabileceğinize, emniyetle o uçağı indirebileceğinize inanırlarsa sizi ilk kez yalnız solo uçuşunuza gönderiyorlar. İlk solo uçuşunuzu yaptıktan sonra tekrardan bir hocalı bir hocasız şeklinde uçuş görevleriniz devam ediyor. Daha sonra seyir sefer uçuşları başlıyor. Seyir sefer uçuşlarında da farklı şehirlere gitmeye başlıyorsunuz. Harita kullanmayı, bu harita üzerinden hesaplamalar yapmayı öğreniyorsunuz. Seyir sefer uçuşları bittikten sonra PPL check. Tabii PPL check biraz daha böyle ne diyeyim? Biraz daha kanlı geçiyor. Orada hem teknik bilgiyle alakalı sorular soruluyor hem de artık uçuş kabiliyetlerinizin sivil havacılık tarafından gelen hocalar tarafından sınandığı bir uçuş oluyor. PPL check'i geçtiğinizde artık iki sırma oluyorsunuz. Bu arada unutmuşum şimdi PPL check'ten ne olduğunu, sonra ne olduğunu gerçekten tam hatırlayamadım. PIC uçuşları başlıyor. Bundan önce gece uçuşu oluyordu Caner herhalde. Sıralamayı şu an tam hatırlamıyorum. Gece uçuşu yapıyorsun. Gece uçuşu yaptıktan sonra PIC uçuş yapıyorsun yaklaşık 100 saat. Bunun 5 saati gece uçuşu. Ondan sonra tabii Cessna uçuşlarımız bitiyor tek motorlu. Tek motorlu uçuş bittikten sonra bizde sıralama biraz farklı oldu ama normal şartlarda DA-40'a geçiyorsun Diamond uçaklara. Ama ben önce DA-42 çift motora geçip daha sonra DA-40'a geçtim. Biraz karıştı orada süreç. Buradaki eğitimlerini de almaya başlıyorsun. Ayar uçuşlarına başlıyorsun. Ayar dediğimizde arkadaşlar bu aşamaya kadar hep görerek uçuyoruz. Hep etrafınıza bakarak, haritalara da bakıyorsunuz ama genel olarak hep çevrenizin farkında olarak uçuyorsunuz. Ancak ayar uçuşuna geçtiğinizde artık siz önünüzdeki aletlere bakarak çok daha her şeyi net bir şekilde milimetrik hesaplarla okuyarak uçmayı öğreniyorsunuz. Tüm bu süreç kabaca simülatörler de dahil bittikten sonra artık CPL çekinize giriyorsunuz. Çift motorlu bir uçakta giriyorsunuz buna. CPL çekiniz tabii ki başka bir havalimanına gidiyorsunuz. Şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyin sınandığı bir çek oluyor. Bunu da tamamladıktan sonra 3 sırmanızı alıyorsunuz ve okuldan mezun oluyorsunuz. Bir de arada ATPL sorularını ezberliyorsun tabii ki de. Ha doğru, teorik eğitimi atladım ben tabii tamamen. Bir de soru ezberleme tabii faslı var. Evet. Peki senin için şey zor olmadı mı? Şimdi sen dedin ilk çift motorluyu aldın. Sonra DA-40'la uçtun. Tek motorlu uçakla. Sonra CPL check'e girdiğinde tekrar bir çift motorlu uçağa geçtin. Ve o çift, evet, motorlu uçakla da belli bir süre uçmamıştın. O adaptasyon, evet, zor oldu mu? Oldu. Adaptasyon zor oldu. Ben o arada bir de ufak bir sakatlık geçirdim. Menisküsüm yırtıldı. Daha da bir zor oldu. Çünkü DA-42 sen de uçtun mu bilmiyorum ama sağ olsun radarları inanılmaz sert. Özellikle tek motor gittiğinde malum bütün gücünle o tek radara basman gerekiyor ya. Orada beni zorladı. Onun üzerine bir de tabii uzun bir süre uçmayıp tekrardan DA-42'ye dönünce uçuş dinamikleri her şey farklı. Bir garip geldi tabii ama sonra alıştım bir şekilde.
Anladım. Gayet iyi, güzel oldu. Sonuç olarak bir günün nasıl geçtiğine değindik. Ben bir günün nasıl geçtiğini kısmında çok güzel vurguladım. 2 saat uçuş için veya atıyorum 3 saatlik bir görev için aslında 3 saat için 13 saat harcıyorsun. Hazırlanma aşaması, ben chair flight yapıyordum. İşte bir sandalye oturup tamamen gözümü kapatıp neye basacağım, neye gideceğim, nasıl kontrol edeceğim. İşte aynen dediğin gibi işte slow flight'ı nasıl yapacağım, steep turn'ı nasıl yapacağım, pitch and power'ı nasıl, scan flow'umu nasıl geliştireceğim. Bunlar dediğin gibi hep evde bir hazırlık süreci geliyor. Aslında uçak tamamen show business. Sen orada 12 saat, 10 saat, 15 saatlik hazırlığını orada göstermek için orasın. Yani aslında dediğin gibi hadi gidelim öğrenelim uçakta olmuyor. Zaten uçakta aynı anda birden 3 boyutlu ortama maruz kaldığın için araba sürmek gibi değil 2 boyutlu. 3 boyuta maruz kaldığın için birden fazla veri de üzerine geldiği için bu sefer information processing yapamıyorsun. İstediğin kadar hazırlıklı ol. O yüzden uçuştan önce hazırlık uçuştan çok 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 önemli. Eğer hazırlıksız gittiğin bir uçuş olursa ondan başarı beklemen imkansız. Bu senin ne kadar akıllı veya aptal olduğunla alakalı değil. Beynimizin işleyebileceği veri sayısı limitli. Senin de dediğin gibi o yüzden uçuştan önce verileri ve uçuş profilini ve hazırlığımızı iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. O konuda sonuna kadar katılıyorum. Gayet güzel oldu. Caner, bir de söylediğin şey ne kadar doğru. Bu eğitime ilk başladığımda bana hocam şey demişti. Uçuş uçuşta öğrenilmez. Tabii düşünsene, hayatında ilk defa uçağa bineceksin. Bir akademiye gitmişsin. Zaten böyle şapşal şapşal etrafa bakınıyorsun. Ve hocam sana diyor ki uçuş uçuşta öğrenilmez. Anlam veremedim tabii ne demek istediğini, ama ondan sonra zamanla çok iyi anladım ne demek istediğini. Aynen dediğin gibi öncesinde çok iyi hazırlık yapmak lazımmış. %100 kesinlikle kesinlikle. Vallahi sen 2-3 soruya aynı anda cevap verdin. Bu güzel oldu. Hem bir günün nasıl geçiyor, hem eğitim hayatın nasıl, hem eğitim süreçleri nasıl, gayet güzel oldu. Tamam. O zaman Senin ben başka sana soru sorun var sorayım mı mı? şimdi? Tamam. Tamam. Evet, şimdi bu da genel olarak aslında merak edilen bir soru. Sadece pilot olmak isteyen adaylar için değil de genel olarak toplumda da çok merak edilen bir soru. Uçuşlarda hiç mi korkmuyorsunuz? O koskoca kaç tonluk makineyi kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. İşte bunun hava muhalefeti var, bir sürü stresli durumu var. Hiç korkmuyor musunuz? Korku hissi sizde oluyor mu? Korkmuyorum çünkü artık kaç 8 senedir uçuyorum. Hani ilk uçtuğum günden bu yana ben 2014 yılında başladım. İlk uçuşumu da 2014 yılında yaptım. İşte 8 sene geçmiş. Hani şöyle cevaplıyorum ben bu soruyu. Siz araba sürerken korkuyor musunuz? Yoldan yürürken korkuyor musunuz? Veya bilgisayarın başına oturduğunuzda korkuyor musunuz? İşiniz neyse diyorum yani yazılım mühendisiyseniz veya bir doktor kariyerinin 10. yılında hala kalp ameliyatı yaparken korkuyor mu? Ya da bu tarz soruları sorun. Veya bu soruyu soran kişi mevcutta ne iş yapıyorsa alışkanlıklarını göz önünde bulundurduğunda şunu sor desin kendine. Yani benim her gün yaptığım rutin iş ne? Bu. Ben bunu yaparken korkuyor muyum? Korkmuyorum. Araba sürerken kaza olacak, öleceğim diye araba sürmemezlik yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Pilotluk da bu. Bunun temel sebebi aslında olayın içinde olamamaktan kaynaklanıyor ve çok normal. Bana kalsa bir doktorun beyin ameliyatı yapmasını ben böyle gördüğüm zaman hani onu görsem bir kalbi açılmış bir şekilde onu görsem herhalde bayılırım yani. Ben de Ben de aynı şekilde. evet. Ama onun eğitimini aldıktan sonra ve bunu yüzlerce kere pratik yaptıktan ve 500 kere kontrol edildikten sonra artık o özgüven kendinize geliyor. Pilotluğun eğitiminin her aşaması aslında bir kontrol. Siz yeterli görülmediğiniz takdirde bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. O yüzden gerek eğitim sürecinde, gerek uçuşlara başladığınızda, gerek kariyeriniz boyunca zaten bu riskleri yönettiğiniz için artık sizin için rutin bir operasyon oluyor. Zaten bu şekilde yaşayamaz insan, anlatabiliyor muyum? Ben 8 sene sonra hani birinci, ikinci uçuşundan bahsetmiyorum. Hala uçuşa ellerim titreyerek gidiyorsam, hala stresli terliyorsam,
O zaman bu işte yanlış giden kesinlikle bir şeyler vardır. O yüzden tamamen insan açıklayamadığı ve teknik olarak bilmediği şeyden korkar. Yani sen fiziksel olarak bir uçağın nasıl uçabileceğini kafanda idrak ettiğinde kontrol yüzeyleri, backup sistemler, redundancy'ler, o olmazsa bu olacak, bu olmazsa şu olacak dediğinde ve işin teknik detayını bildiğinde o korkuların da yersiz oluyor. Aynen ben nasıl bir açık kalp ameliyatı yapılması, nasıl yapıldığını bilmiyorum ve benim için o gözümde dünyalar kadar büyük bir şeyse ama bir işte cerrahe gittiğinde o konunun uzmanı 20 yıldır bu işi yapıyorsa adam için normal günlük her gün yaptığı iş boyutuna varıyor. O yüzden sorunun kısa cevabı korkmuyorum. Çünkü korkulmaması da gerek. Siz bu işe girdiğinizde siz de korkmayacaksınız. Hani bu zaten böyle değil, alışacaksınız. 10 yıldır araba sürüyorken ben kimsenin 10 yıl sonunda da arabanın kontağını çalıştırdığında acaba bugün kaza yapacağım mı diye düşündüğünü, acaba bugün öleceğim mi, acaba başıma bir şey gelecek mi diye düşündüğünü düşünmüyorum. Zaten düşünürsen için içini yer, stres ve ruh sağlığını kaybedersin. O yüzden bu soruya böyle cevap verebilirim. Korkmuyorum. Teşekkür ederim. Bence zaten harika cevap oldu. En azından içlerine derin bir su serpilmiştir. Teşekkür ederim. İkinci partın 1 dakika 50 saniyesi kaldı. O zaman sana çok kısa bir soru soruyorum. Pilot Tamam. olmasaydın ne olurdu? Pilot olmasaydım ne olurdum? Şimdi bu az önce senin söylediğin şeyle çelişecek belki ama pilot olmasaydım da gene pilot olmak istiyordum. Akademiyi kazanamazdım belki ama akademiden elenseydim de bir şekilde farklı bir iş yaparak kendi paramı biriktirip tekrar dışarıdan lisans almak da hedefim. Çok kısa zaman kaldığı için hemen kısaca böyle cevap verdim. Ama yok mu yani pilot olmasaydın mesela aklında pilot olmasaydın hani şunu yapardım dediğin bir şey yok mu? Ha hiç aklımda pilotluk olmasaydı mı? Yani hiç hayatında pilotluk olmasaydın. Anladım. O zaman ne olmak isterdim biliyor musun? Coder olmak isterdim. Kod yazmayı hobi olarak başlamıştım. Çok sevdim. Coder olmak isterdim. F1 pilot Güzel. Ben de olamayacağımı bu düşünerek söylüyorum bunu tabii. F1 pilot olabilecek anladım. Yani olsaydım. pilotluk seçeneği olmasaydı. Evet. Ben de herhalde bilimsel anlamda genetikle, biyolojik, işte tıp, genetik bunların bilimsel çalışmalarında yer almak isterdim. DNA. Hani bu tarz bir alanda kendimi geliştirmek isterdim diye düşünüyorum. Bir dahaki hayatımızda artık. İnşallah bakalım. Evet, benim sorularım bu kadardı Caner. Bu arada tabii burası acayip sıcak. Gerçi orası Allah bilir nasıldır ama ben böyle saçı başı iyice dağıttım Bana sıcaktan bahsetme. artık. Orası evet nasıl dayanıyorsun bilmiyorum. Gerçi kaç derece şu an? Alışıyorsun ya. Şu an çok değildir 30. Yani şu anda gece olduğu için aslında 30 derecenin altında ama gün içinde 35, 36, 37'ye çıkıyor. Ama sıkıntı nemle birleşince hissedilen sıcaklık. Şu anda yine o kadar değil ama Ağustos ayında falan hani böyle 44-45 civarlarına geliyor. Hissedilenle birlikte bayağı hissediliyor ama alışıyorsun. Yani ben eksi 20 olacağına artık 40 olsun diyenlerdenim. O yüzden çok sıkıntı yok. Sen yazmışsın. Ben de tam tersiyim. Aydın'a ilk gittiğimde o yüzden dedim ki herhalde ben bu uçuşları tamamlayamayacağım. Bayağı bildiğin böyle 50 dereceler falan gösteriyor yani termometrede ama dediğin gibi yapıyorsun yani bir şekilde. Bu arada tam Aydın'dan Aynen. bahsederken şu geldi aklıma. Sen videonun sonunda bir soru cevaplayacaktın. Aa, evet. Evet. Hemen o soruya bakalım. Neydi? Uçuş hayatında başına gelmiş en ilginç olay. İlginçlikten kasıt tabii ilginçlik kişiden kişiye değişir. Hani ben bunu şöyle cevaplamak istiyorum. Yani normalin dışında olan mesela ne olabilir? Normalde uçarken mesela aklıma ilk gelen şey şu oldu düşündükten sonra. Normalde A noktasından B noktasına giderken habire ülke değiştirirsiniz, frekans değiştirirsiniz, konuşursunuz. Ama bazı uçuşlar oluyor mesela Dubai'den kalkıp Avustralya'ya gidiyorsun. Uçuşun ikinci saatinden, üçüncü saatinden sonra işte atıyorum ya da dördüncü saatinden sonra Avustralya hava sahasına giriyorsunuz. Ama Avustralya hava sahası dediğimde yani Sri Lanka'nın direkt altından bir giriyorsunuz. 7 saat okyanusun üzerinde kimseyle konuşmadan bilgisayar üzerinden sadece karşı tarafa mesaj atarak uçuyorsunuz. Yani o kadar uzun bir sessizliğin içinde uçuyorsunuz ki hani bu ben ilk uçtuğumda bana çok ilginç gelmişti. Normalde 37'de böyle Avrupa git gel git gel çok böyle sürekli arka plandan konuşmalar dinleme oluyor. Ama Avustralya'ya ilk uçtuğumda ona şey olmuştum yani nasıl oluyor ya falan demiştim. Kimseyle konuşmadan 6-7 saat dümdüz uçuyorsunuz ve arkada kimse yok ve çevrenizde kimse yok. Diğer bir ilginç olay geçen ay yaptım onda.
Kuzey Kutbu'nun üzerinden uçtum. Yani Kuzey Kutbu'na o kadar yakın geçtik ki. Yani onu mesela hani uçuş olduğunu biliyorsun ama şunu idrak edemiyordum. Vay be, şu anda gerçekten Kuzey Kutbu'nun çok yakın noktasındayım ve başımıza bir şey gelse en yakın havalimanı bize şu anda 2 saat, 2 saat 10 dakika uzaklıkta. Ve havalimanları da hani böyle büyük havalimanları değil. İşte Greenland'de, ondan sonra ne bileyim Kanada'nın öteki ucunda veya geriye dönersen Rusya tarafında. Rus havalimanları biraz daha iyi, teşekküllü, işte bütün hizmetler var. Ama yani Greenland'de ki bir havalimanında çok sıkıntılı. Yani bunların hepsini kafanda sorguluyorsun. Ya diyorsun ki yani şu anda uçtuğumuz nokta kutuplarda olduğun için sadece SATCOM çalışmıyor. GPS sinyalini alamıyorsun. Üzerinde sadece HF var. HF frekanslarından da konuşmak da kimse orada duyamıyor. Hani orada gerçekten dünyada yalnızlığı sonuna kadar hissettiğiniz şey. Yani hiçbir kimse yok etrafında. Hiçbir uçak yok. Başına bir şey gelirse, bir yere divert etmen gerekirse 2 saatten fazla daha uçman gerekiyor. Hani bu yalnızlığı hayatımda bu kadar fazla, yani 500 arkada bir 300-350 kişi olabilir ama hani 350 kişinin aynı anda dünyada bu kadar izole olduğu başka bir yer var mıdır diye düşündüğüm o an oldu mesela. O benim için çok ilginç bir andı. Kuzey Kutbu'nun üzerinde uçmak. Valla verdiğin iki örnek de bence çok ilginç. Yani telsizden hiç ses duymadan, hani tamam ben sadece şu anda tabii ki deneyimlediğim eğitim uçuşları, hani onlarla birlikte kıyaslayabilirim. Hani orada bile o kadar telsizde konuşma oluyorsa gerçektekini hayal bile edemiyorum, ama sessizliği daha da hayal edemiyorum. Gerçekten sen böyle öyle Evet. anlattın ki ben de yaşadım. Ürkütücü geldi yani birden. Ama Aynen Kuzey Kutbu böyle daha da garip. evet, ilk uçtuğunda şu hissiyatı oluşuyorsun. Ya burada yanlış giden var, bir şeyleri konuşalım. Ne bileyim işte komünikasyonumu kaybettik, haberleşme mi yok, bir şey mi yok. Ama sonra alışıyorsun tabii, sürekli bu rotalarda uç 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 uç. Ondan sonra alışıyorsun ama ilk uçtuğumda bu hissiyata kapılmıştım. Kuzey Kutbu da keza öyle. Yani hani ben yalnızlığı severim ama yani o kadar da yalnızlık birazcık garipmiş gerçekten. Teşekkür ederim. Evet. Bence harika oldu yani ikisi de. Aklıma gelenler bunlar kız işte ilk başta. Ama güzel İnşallah böyle, soruymuş. Bu açıdan bakmamıştım. evet, inşallah zamanla böyle daha çok video yaparız. Daha çok belki bilgilendirici bunu olur ya, şimdi yabancı pilotlar da var biliyorsun. Yıllar içerisinde böyle artık 1, 2, 3, 4 partlar halinde yayınlıyorlar. Belki biz de seninle öyle bir şey yaparız. Zamanla başına gelen daha da ilginç olayları artık rutin halinde böyle videolarda bizimle paylaşırsın. Olabilir, gayet iyi aslında, çok da faydalı olur ama böyle bazen soru cevap olur, bazen sadece muhabbet bile edebiliriz. Çünkü aslında benim gözlemim şu, muhabbetten öğrenilebilecek şey sayısı acayip fazla. Ben mesela bir pilotun tecrübelerini dinleyerek kendimi geliştirdiğim birçok konu var. Çünkü bir şey yakalıyorsun, o ömrün boyunca senin aklından çıkmıyor. Hani bu tarz bilgileri kullandığımız zaman gayet de faydalı oluyor. Hem de havacılık açısından da bir muhabbet olur. Nasıl mesela atıyorum Twitch'te yayın yapıyorlar. Herkes kendi ilgi alanında konuşuyor. Oyun oynayan oyun alanında. Havacılığa da ilgili olan bunlardan konuşabilir. Karşılıklı öğrenebiliriz. Ne bileyim simülatörler hakkında konuşabiliriz. Hani bu tarz konular üzerinde yorum yapabiliriz. Yani simülatörden kastım şey değil. Full flight simülatör, pilot olmak simülatörleri, oyunlardan, X-Plane olsun, Microsoft Flight Simulator X olsun. Hani bu tarz konular üzerinden, güncel konular üzerinden konuşabiliriz. Güncel havacılık konularını, işte dediğin gibi tek motor, tek pilotlu uçaklar olacak mı? İnsansız uçaklar, ticari uçaklar olacak mı? Böyle güncel konuları da konuşabiliriz. Güzel olur. Ben gayet mutlu olurum yani böyle yayın yapmaktan. Ben de çok mutlu olurum. Benim de örneğin dediğin şey ne kadar doğru mesela. Birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şey var noktasında. Mesela ben şimdi senin sayende bir gün Avustralya'ya uçarken korkmayacağım communication failure'ım olduğunu diye. Bileceğim ki ha, burada tamam böyle bir şey var. O yüzden kesinlikle ben de teşekkür ederim şahsi olarak. Bana yeni bir şey öğretmiş oldun. Ama havacılık zaten böyle bir şey. İnsanlar sürekli birbirlerinden bir şey öğreniyor. Tecrübe bir şey. Bu her zaman ilk uçuşa başladığında bilgin bu seviyede, tecrüben bu seviyede. Daha sonra zaman geçtikçe bilgi seviyen azalmıyor ama unutuyorsun ve tecrüben artıyor. Bir şekilde bu dengeleniyor. Ve hayat bu. Sen ilk işe girdiğinde sana hocalık yapan kişilere 10 sene sonra sen hocalık yapıyorsun. O yüzden havacılık
egoya yer vermeyen, herkesin bir şekilde birbirinden bir şeyler öğrenebileceği bir iş alanı. O yüzden sen kariyerine yeni başlıyorsun. Ben 8 yıldır bu işteyim ve ben burada mesela birçok unuttuğum şeyi sen bana hatırlatabilirsin. Benim seninle konuştuklarımdan sen başka şeyler çıkarabilirsin. Bu iki taraf, üç taraf, daha fazla pilot bir şekilde yaparsak herkes aslında bir şekilde birilerinden bir şey öğrenebilir. Önemli olan bu işte hiçbir şekilde egoya yer yok. Öğrenebileceğimizi maksimumunu öğrenip kendimizi geliştirmek amaç. Bu konuşmalarda da zaten birbirimizi geliştirmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Aslında sorularımızın da sonuna gelmişken bence harika bir kapanış konuşması oldu. Çünkü olayın tamamen özünü sen özetlemiş oldun. Benim sorularım bitti ama gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlara faydalı olacağını adım gibi eminim. Kendi adıma da çok faydalı oldu ve inanılmaz keyif aldım. Saat nasıl geçmiş farkında bile değilim. O yüzden çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim o zaman. Kendine iyi bak. Bir sonraki sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.